Atanamayanlar bir yana, bir de bu işi fırsata dönüştürme çabasında olanlar var ki türlü türlü yalan dolan planlarla birçok can yaktılar şimdiye kadar ama durmayacaklar belli ki. Bu kez de aşı üzerinden bir plan yaptılar. Cep telefonlarına gönderdikleri mesajlarla size aşı sıralamasında öncelik sağlayacağız deyip tuzak kuruyorlar. Aman dikkat, çünkü aşıda öncelikli olanlar belli ve kimin aşı olup olmayacağını da Sağlık Bakanlığı belirliyor. Dolandırıcıların yeni hedefi koronavirüs aşısı randevusu. Resmen dolandırıyorlar insanları. Bu vicdansızlıktır yani. Kullanılan yöntem, gönderilen sahte kısa mesajlar ve linkler. Vurgun çarkı şöyle işliyor. Vatandaşlara SMS veya linkler yolluyorlar. Tıklayın, sizi aşı sıralamasında yükseklere, önlere alalım diyorlar. İnandırıcı olmak için de Sağlık Bakanlığı'nın ismini kullanıyorlar. Siz bilgilerinizi paylaştığınız andaysa tezgah başlamış oluyor. Bu yöntemlerle hesabınızdaki tüm para boşaltılıyor. Aşı önceliğinin bizde olduğunu söyleyerek bizi aradıklarını söylüyorlarmış. Söylüyorlar ve hangi bilgilerinizi istiyorlar? Kimlik bilgilerimizi, anne adı, baba adı, TC kimlik. Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz'ın herkese bir uyarısı var. Sağlık Bakanlığı tarafından kişilere bir kısa mesaj veya elektronik post gönderilmesi gibi bir uygulama yoktur. Hele hele sizin kişisel bilgilerinizi toplamaya çalışan, sizden kredi kartı, banka hesap numarası gibi bilgilerinizi isteyen web sayfalarına veya dolandırıcılık içerikli kısa mesajlara, elektronik postalara vatandaşlarımız itibar etmemelidir.